1837 yılında yaşama veda eden Puşkin en önemli Rus şairlerinden biri. Lise yıllarında şiirler yazan Puşkin ardında dünya klasikleri arasına giren pek çok eser bıraktı. Moskova'daki eski Arbat'ta bulunan Puşkin Müzesi de usta edebiyatçının yaşamına ışık tutuyor. Her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlayan müzeyi Barış Mutlu'nun haberinden izleyeceğiz şimdi. Rus edebiyatının dünyaya armağanı Alexander Sergeyevich Puşkin, kendisinden izleri Rusya'nın iki büyük şehrine bıraktı. Hem Moskova'yı hem de St. Petersburg'u eserlerine yansıttı. Arbat'ta ve Prechistenka'da bulunan iki farklı müze, Puşkin'in kısa hayatından farklı örnekleri buluşturan başkentteki mekanlardan. 200 yıl öncesine yolculuğun gerçekleştirildiği müzede Rus edebiyatçıya ait detaylar hala canlılığını koruyor. Puşkin Müzesi'nin girişi hemen eski Arbat'ta. Eski Arbat'ın sağ tarafında. Bunun tabii şöyle bir avantajı var. Hem yerli hem yabancı turistler yoğun olarak bu sokaktan geçiyorlar. Dolayısıyla Puşkin Müze Evi de ziyaret etme imkanı buluyorlar. Sağ tarafta aylık programdan örnekler var. Konumumuz itibariyle çok sayıda yabancı turist ziyaretimize geliyor. Türkiye'den gelenlerin bizim için önemli bir yeri var. Biliyorsunuz Puşkin kısa hayatına bir Anadolu ziyaretinde sığdırmayı başardı. Eşine Türkiye topraklarından yazdığı mektuplar, Erzurum ve Kars'la ilgili ifadeleri, hatta bazı amatör çizimleri Puşkin'in dünyasında çok değerli bir noktaya işaret ediyor. Hayatının en güzel günlerini bu evde geçirdi Puşkin. Puşkin, Rusya'ya sonradan gelmesine ve etnik olarak Rus olmamasına rağmen Rusça'nın en değerli eserlerine imza attı. Tiyatro oyunlarından şiire, kısa hikayelerden romana kadar hemen her türde esere hayat verdi. Müzenin ikinci katında Puşkin'in eserlerini kaleme alırken kullandığı materyaller, aynı zamanda şiirlerinden, düz yazılarından örnekler var. Ortadaki bloğu görüyoruz. Çekmeceli blokta yazılarını kaleme alıyor. Bir düz yazı örneği koymuşlar buraya. Hemen iki tarafında da şiirlerinden örnekler var. Biri solda ve biri sağda olmak üzere müsveddelerini de buraya koymuşlar. Fakat yetkililer dikkatleri çekiyorlar ve diyorlar ki orijinaller burada değil, St. Petersburg'daki Puşkin evinde. Buradakiler o zamanın kağıtları ile kullanılmış fotokopi örnekleri. Puşkin Müzesi kendi misyonu dışında Moskova içinde başkentteki farklı sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Farklı kültürel etkinliklere de, sosyal etkinliklere de aslında bir yerde ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. İşte bu bulunduğumuz büyük alanı bazen büyükelçilikler kullanıyor, bazen Kültür Bakanlığı kullanıyor, bazen geçici sergiler açılıyor. Bir enteresan nokta, senede iki kez evli insanlar için ya da o gün evlenecek olanlar için Puşkin Müzesi kapılarını açıyor ve aralarından belli sayıda örnekler seçilerek Puşkin Müzesi'nde bu evliliği gerçekleştirme imkanı veriliyor. Müze yetkilileri yazara gönderilen hediyeleri de dönüşümlü olarak burada sergiliyor. Puşkin'in dedesi Abram Petrovich, meşhur Rus imparatorlarından Büyük Petro'nun bir seferine katılarak Afrika'dan Rusya'ya göç etmişti. Bu renkli hayatın ortalarında St. Petersburg'a giden yazar henüz 37 yaşındayken vefat etmişti. Fakat ardından bugüne kadar uzanan kalabalık bir soy ağacı bıraktı.